Derste bir örnek verdiniz. Ölen kişinin 300 bin lirası ve 3 dairesinin bir kız ve bir erkek çocuğu arasındaki paylaşımının nasıl olması gerektiğini anlattınız. Aynı örnek iki erkek bir kız arasında olursa Kur'an'a göre nasıl paylaştırılmalı? Yani bir kişinin 300 bin lirası ve 3 dairesi kalsa iki erkek bir kız çocuğuna nasıl paylaştırılır? Şimdi erkeğe iki kıza bir tabii yani bunu herhalde kavramak doğru yani onu, o kısımdan anlatmadık. Erkekler iki kişi sayılır, kızlar bir kişi sayılır, miras beşe bölünür. Tamam mı? Mirası beşe böldüğünüz zaman o 300 bin liradan beşte bir 60 bin yapar. Erkekler 120 bin, kızlar 60 bin alırlar. Ondan sonra evi de şey kız 60 bin, erkekler 120 bin tabi alır. Ev de ona göre pay edilir. Evde tabi yine 6 paya kaçtı. 2 erkek miydi? Ha 5 paya bölünecek. 3 tane daireyi 5'e bölemeyeceğiniz için orada ortak yapacaksınız onları. Paylaşım o şekilde olur. Yani iki erkek kardeş 4 pay alır, bir kız kardeş 1 pay alır. Kardeş demeyeyim, ölenin iki oğlu 4 pay alır, kızı 1 pay eder, toplam 5. Miras 5'e bölünür. Evet.